Haftanın önemli başlıkları şimdi sizlerle. Sarıgöl depremzedeler için seferber oldu. Türkiye, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilin yıkılmasına neden olan ve 20 bini aşkın can kaybı ile 80 bini aşkın da yaralının olduğu depremde enkaz arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm yurtta olduğu gibi Sarıgöl'de depremzedeler için seferber oldu. Sarıgöl Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma Kurumu tarafından Sarıgöl Meydanı'nda toplanan yardım kampanyasına vatandaşlar akın etti. Tırlara yüklenen yardımlar vakit kaybetmeden deprem bölgesine ulaştırılırken Sarıgöl'ün Karacaali mahallesinde yaklaşık 30 kişi Kızılay'a kan bağışında bulundu. Akut'tan Sarıgöl ekibine övgü. Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle Sarıgöl Belediyesi tarafından 12'si belediye personeli, 8'i gönüllü vatandaştan oluşan 20 kişi ve 1 adet paletli eskavatör ile 1 adet kamyonun yer aldığı ekip Osmaniye'deki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Balıkesir Bandırma 911 Arama ve Kurtarma Ekip Lideri Mustafa Gürsoy, Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ozan Sezen önderliğinde çalışan Sarıgöl ekibine çalışmalarda vermiş oldukları destek ve uyumlu çalışmalar dolayı teşekkürlerini iletti. Sarıgöl vatandaş yürekleri ısıttı. Sarıgöl'de düğünlerde, sünnetlerde ve taziye evlerinde çaycılık yaparak geçimini sağlayan Feyzullah Yöndem, depremzedelere destek olmak ve bir nebze soğuk havada işlerini ısıtmak için kendi aracıyla 911 kilometre yol kat etti. Gaziantep'in Nurdağ ilçesine giden Sarıgöllü vatandaşımız aracında götürdüğü çay setini deprem bölgesine kurarak depremzedelere gece gündüz çay ikramında bulunuyor. Ziraat Odası oturum ücretlerini bağışladı. Sarıgöl Ziraat Odası seçim sonrası ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem için meclis üyeleri ilk oturum ücretlerini depremzedelere bağışlama kararı aldı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemiz büyük bir deprem felaketiyle baş başa. Binlerce insanımız deprem nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Biz de Sarıgöl Ziraat Odası olarak seçimden sonraki ilk yaptığımız meclis toplantımızda alacağımız ücretleri depremzedelere destek için bağışladık. Milletçe bu felaketi hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı. Haftanın önemli başlıklarıyla sizlerle olduk. Gelecek hafta görüşmek üzere.